Merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. İsmim Harun Koçalioğlu. Ben bugün sizlere son derece kirlenmiş olan bu V124 V200 motorunu su sus temizlik ile tertemiz yapacağım. Bakın görüyorsunuz. Her taraf toz içinde. Gördüğünüz gibi. Bakın. Ana blok gövde. Evet, bu 2.0 litrelik 136 beygirlik 16 valve çok nokta enjeksiyonlu motoru, davlumbazlar, anom yok, hava filtresinin üstü, bu aralar, bu arka kısımlar, sigorta panelinin oralar, efendime söyleyeyim işte burada gördüğünüz gibi Westinghouse bölümü, o yağ ünitelerinin üstü, hemen burada yağ filtresi falan var. Onların üstü işte şuradaki gördüğünüz beyin ve bu gazla LPG ünitelerinin olduğu yerler. Bunların hepsini tertemiz yapacağım. Su haznesi ve akü bölümü. Bunun için arkadaşlar bir ürün tanıtacağım sizlere. Hemen şu görmüş olduğunuz İtalyan malı Aresonx marka Engine Cleaner diyor. İşte motor temizleyici. İtalyan malı gördüğünüz gibi. Bakın şurada zonladım. Bununla susuz temizlik yapacağım. Tabii ki biraz uğraşacağım ama siz de bununla susuz bir şekilde motorun nasıl temizlendiğini öğreneceksiniz arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Ürünümüzü son derece tozlanmış olan motor bloğumuzun üzerine sprey şeklinde şu şekilde bakın. Komple. Evet. Sıkıyoruz. Her tarafına, her bölgesine hava filtresinin üstü. İşte bakın bu toz toprak. Hepsinden arındıracak. Nüfuz etmesini bekliyoruz. Sıkıyoruz. Yağlı bölgeleri özellikle komple. Bu elektrik tesisatına veya bloğun ünitelere zarar vermiyor. Kuru susuz bir temizlik sağlıyor. Yani suya sabuna dokunmadan. Bakın şu bölümler özellikle, hemen şurada LPG gaz filtresi var. Küçük filtre var burada. Şu bölümler komple sıkıyoruz. Ürünümüz bitene kadar belli müddet beklememiz gerekiyor sıktıktan sonra arkadaşlar. Özellikle onu sıktıktan sonra işimiz bitmiyor. Daha sonra nüfuz etmesini bekleyeceğiz. Size güzel bir koku verdiğini söyleyemem. Son derece pis bir kokusu var. Ama motor temizliği için uygulamamız gerekiyor. Tabii ki. Evet. Özellikle bakın şu şekilde kirden, tozdan berbat hal. Bu bölümlerin her tarafını ne yapıyoruz? Temizleme ürünüyle sıkıp kirlerin, tozların çözülmesini bekliyoruz. Daha sonra kuru bir bezle bunları sileceğiz. Bende uzun bir fırça var. Onunla ulaşamadığım yerleri de temizleyeceğim. Onları da size göstereceğim. Evet, bunu sıkmaya, her bölüme yedirmeye devam ediyoruz. Özellikle bakın şu yağla fazla haşimle şu olan bölümlere mümkün mertebe daha fazla sıkarsanız daha iyi bir netice elde etmiş olursunuz. Biraz parmaklarınız yoruluyor haliyle.
Evet, sizlere 35 milimetrelik uzun fırçamı tanıtayım. Bunu da ben Baos'tan almıştım şu ürünle birlikte. Şimdi bununla ısıttıktan sonraki bölgelere hafif bir masaj yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, şu şekilde elimizin kolumuzun ulaşamayacağı yerleri sıktığımız ürünlerin daha iyi tesirli etmesi için, temizliğin hızlanması için, yağın pisliğin çıkması için bu ince borular bilimum her yere, bakın gördünüz mü, bununla temizliyoruz, fırçalıyoruz. Bununla arkadaşlar elinizin, kolunuzun, bezin ulaşamayacağı her bölgeyi, özellikle bu ince hortumlar, kalın hortumlar, kelepçelerin kenarları, ölü bölgeler, alt taraflar, her tarafına bu fırçayla, bakın gördünüz mü? Komple kir nasıl çıkıyor gördünüz mü? Bakın, bu yağlı bir ünite. Oldukça hassas bir ünite ama buralarda bayağı bir işe yarıyor. Bakın bunu da sıktıktan sonra pırıl pırıl olacaktır. Şu bölgeler, benim elektrik kablolarım daha önce bakın böyle izole edildi. Gördüğünüz gibi bakın. Bunların izolasyonu yapıldı. Yani yalıtımı yapıldı. Bu yüzden bunların şartı veya herhangi bir problemi olmuyor. Tekrar bakın şu pırıl pırıl oldu. Tekrar sıktıktan sonra bu bölgelere komple bunu yediriyoruz. Yaklaşık 15-20 saniyelik bir fıs fıs işlemi ve biraz temizlikten sonra inanın bu bölgeleri tanıyamayacaksınız. Akünün üzerine de arkadaşlar bu şekilde bu elektrik aksamları veya işte burada gördüğünüz kickdown ünitesi falan var bakın. Bunlara herhangi bir zarar vermiyor. Sıkıntı yaşatmıyor bu ürün. Buraları komple ilaçlama işlemi devam ediyor. Tekrar fırçayla bakın. Bu şekilde işlemimize devam ediyoruz. Özellikle yağlı bölgelerin temizlenmesi açısından büyük önem arz ediyor. Elimizin, kolumuzun girmediği yerler, yağ birikintilerinin olduğu yerler, tozların olduğu yerleri komple bu temizliyor arkadaşlar. Şimdi tek elimi kullandığım için biraz benim için zor oldu. Ben fırçayla temizliğe devam edeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şunlar klima fanları. Şu arkadaki klima radyatörü. Bunun radyatörü burada. Esas motorun hemen davulun bazın arkasında. Bu bölümleri de sıkabilirsiniz. Tertemiz yapacaktır. Bakın gördünüz mü? Komple şu pisliği nasıl akıttığına bakın. İşte bunlar motorumuzun daha uzun ömürlü ve daha güzel çalışmasını sağlıyor. Çünkü üzerindeki komple işe yaramaz pisliği, hatta şu orijinal Mercedes V124 kornalarımızın da üzerine sıkabiliriz. Bu bir müddet sonra buradaki pisliği komple akıtacaktır arkadaşlar. Bekliyorsunuz. Bakın pislik olduğu gibi akıyor. Eksik bıraktığım yerler var mı diye kontrol ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu bölümleri biraz daha sıkabilirim.
Zaten kutumuz da bitmek üzere. Son. Bakın gördünüz mü? Köpürtüyor. Klima kompresörünü falan olduğu yerler. Fanın, fan terminin olduğu yerlere komple sıkıyorum ben bunu. Kutu bitti arkadaşlar. Bir şey kalmadı içinde. Komple. Ama güzel detaylı, pırıl pırıl bir temizlik oldu. Şimdi bir müddet bekleyeceğiz. Bu sıktığımız bölümler süzülecek ve kuru bir bezle kurulama işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şu şekilde temiz ve kuru bir bez alıyoruz elimize, gördüğünüz gibi. Ve sıktığımız yerleri bu sefer komple silerek aracımızdaki temizleme sıvısının nüfuz ettiği yerleri temizleme işlemine geçiyoruz. Bakın. Şurada hemen ATF'nin olduğu bölüm var, yer var. Hemen şurada yağ filtresinin olduğu yer var aracın. Buraları, motor bloğunu hemen şu şekilde bakın. Burası yağımızın koyulduğu yer. Şunlar hava filtresinin üniteleri, bak. Bu araları falan komple silmiştim. Buralar sıktım, yedirdim bu ilacı. Şu da aynı şekilde. Elimizin girdiği, ulaştığı, silmemiz gereken her bölümü bezle detaylı olarak siliyoruz. Biraz uzun ve zahmetli bir iş. Komple temizlik yarım saat, 40 dakika falan geçebiliyor. Ben size şimdi hızlıca silmeniz gereken yerleri gösteriyorum. Daha sonra kameramı kapatıp biraz daha detaya ineceğim. En son durumunu sizlere uzaktan göstereceğim. Akimizin üstü. Evet. Bakın gördünüz mü? Yıldızlar çıkıyor gördüğünüz gibi, bakın. Sildikçe göremediğiniz yıldızlar çıkıyor. Bakın. Şurada bütün yıldızlar çıkıyor arkadaşlar. Bunların hepsi orijinal birimler. Hepsinde bakın, şöyle netleştireyim, yıldızları gördünüz mü? Yıldızları mevcuttur. Bakın. Evet sevgili arkadaşlarım, motor temizleme işimiz bitti. Gördüğünüz gibi aracın motorunun her bir ünitesini tertemiz ilaçladım ve sildim. Gördüğünüz gibi bakın, her yer kırıl pırıl oldu. Hiçbir şekilde tozlu, pis bir bölümü, yeri kalmadı. Bakın parıl parıl parlıyor her yer. İşte susuz temizlik bu derece önemli. Yapılan susuz temizlik her zaman motorunuzun daha iyi, daha verimli çalışmasını sağlar. Sizleri sıkıntıda bırakmaz, yolda bırakmaz, gerekli bütün kolaylığı gösterir ve sizin de gönlünüz rahat olur. Bir de buradan göstereyim, bakın, görüyor musunuz? Bakın. İşte bu şekilde tertemiz, güzel bir temizlik yapmış olduk.
Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın.